Bir molekülü sentezlediğimiz bazı durumlarda koruyucu bir grup kullanmamız gerekebilir. Bu videoda da triarkil silil grubu kullanarak alkolleri nasıl koruyabileceğimizden bahsedeceğiz. Burada amacımız sağda gördüğümüz bileşiği elde etmek. Dolayısıyla soldaki bileşikten başlamamız gerekiyor. Bu durumda buradaki organolityum bileşiğinin nükleofil işlevi göreceğini düşünebilirsiniz. Yani bu karbonun formal yükü eksi 1. Buradaki ortaklanmamış elektron çiftleri de nükleofil işlevi görerek kısmi pozitif olan buradaki karbona hücum eder. Bu durumda da elektronlar brom atomuna geçer ve bu sayede hedef molekülü elde etmek için bu iki karbonu moleküle eklemiş oluruz. Ancak maalesef bu tepkime böyle gerçekleşmez. Çünkü organolityum bileşikleri güçlü nükleofil olmalarının yanı sıra güçlü baz işlevi de görebilirler. Yani aslında buradaki ortaklanmamış elektron çifti baz işlevi görerek buradaki protonu alır. Ve buradaki elektronlar oksijene geçer. Böylelikle alkoksit oluşur. Sonuç olarak da burada gördüğünüz ürünü elde etmiş oluruz. Burada bir oksijenimiz var. Bu oksijen çevresinde de 3 tane ortaklanmamış elektron çifti var. Bu durumda oksijenin formal yükü eksi 1 olur. Ayrıca bir tane de lityum artımız var. Yani bu durumda ürün kısmında alkoksit elde etmiş olduk. İşte koruyucu grubun amacı da buradaki hidroksil grubunun tepkimeye girmesini önlemek. Bu grubu bir şekilde koruyabilirsek tepkimenin molekülün bu kısmında gerçekleşmesini sağlayabiliriz. Daha sonra da hedef bileşiğimizi elde etmek için koruyucu grubumuzu devreden çıkarabiliriz. İşte koruyucu grupların amacı tam olarak bu. Şimdi de koruyucu bir grubu nasıl kullanabileceğimizi gösterelim. Sağ tarafta bir tert bütil dimetil silil klorür molekülü var. Yani burada silikona bağlı tert bütil grubuyla yine silikona bağlı iki metil grubu ve bir de klor atomu bulunuyor. Bu molekül tert bütil dimetil silil klorür olarak adlandırılır. Bunu TBD-MSCL olarak kısaltabiliriz silikona bakacak olursak bu silikonun toplamda 3 tane karbona ve bir de klora bağlı olduğunu görüyoruz bunların tamamı yani karbon ve klor da silikondan daha elektronegatif olduğundan silikonun elektron yoğunluğunun bir kısmını alarak kısmi pozitif hale gelmesine sebep olurlar bu durumda da silikonumuz elektrofil işlemi görebilir oksijenden de elektron almamız mümkün yani buradaki alkol nükleofil işlevi görür. Ve burada gördüğünüz ortaklanmamış elektron çifti silikona hücum eder. Bu elektronlar da klor atomuna geçer. Böylece tepkimede HCl molekülünü kaybetmiş oluruz. Buradaki imidazol da HCl molekülünü devreden çıkarmamızı kolaylaştırır. Aslında bu mekanizma burada gösterdiğimden biraz daha karmaşık. Ancak bunu basitçe bu şekilde düşünebiliriz. Elimizde bir nükleofil ve elektrofille alkole yerleştireceğimiz koruyucu bir grup olması gerekiyor. Şimdi de bu tepkimeden elde edilecek ürünü gösterelim. Bu durumda oksijen silikonla bağ kurmuş oldu. Oksijenin çevresinde de iki ortaklanmamış elektron çifti var. Silikon da iki metil grubuna ve aynı zamanda bir tert bütil grubuna bağlı. Şimdi de koruyucu grubumuzu devreye sokalım. Aslında her zaman silikonun çevresindekileri çizmemize gerek yok. Bazı durumlarda oksijeni ve koruyucu grubumuz olan TBDMS'yi yani tert bütül dimetil silil grubunu başka bir şey çizmeden de koyabiliriz. Molekülün bu kısmını bu şekilde çizmemiz mümkün. Koruyucu grubumuzu da eklediğimize göre molekülü organolityum bileşikleriyle tepkimeye sokabiliriz. Ancak önce organolityum bileşiğini çizelim. Burada bir karbanyonumuz vardı ve şu anda nükleofil işlevi görebilir. Bu ortaklanmamış elektron çifti buradaki karbona hücum edebilir. Böylece buradaki elektronlar da brom atomuna geçer. Bu durumda ürün kısmında ne elde edeceğimizi gösterelim. Bu noktada üçlü bağ eklememiz gerekiyor. Bir kez daha karbon atomlarını bulalım. Buradaki karbon bu kısma eklenir. Bu karbon da burada yer alır. Buradaki elektronların da bağ kuracağını unutmayalım. Koruyucu grubumuz da hala burada duruyor. Onu da çizelim. Burada oksijen var ve ona bağlı silikon var. Silikon da metil gruplarına ve buradaki tert bütil grubuna bağlı. İstediğimiz tepkimi gerçekleştirdiğimize göre koruyucu grubu devreden çıkarabiliriz. Yani hedef bileşiği elde etmek için koruyucu grubu kaldırabiliriz. Bu noktada sadece silikonla tepkimeye girecek bir maddeye ihtiyacımız var. Bunun için de oldukça iyi bir flörür anyonu kaynağı olan tetrabütül amonyum flörürden yararlanabiliriz. Buraya normalde oldukça zayıf bir nükleofil olan flörür anyonunu çizdim. Ancak bu anyon silikonla tepkimeye girer. Bu durumda flörür nükleofil işlevi görür ve buradaki silikona hücum eder. Bunun birkaç farklı sebebi olabilir. Şimdi onlara bakalım. İlk olarak silikonun karbonlarla bağ kurduğunu görüyoruz. Periyodik tabloda nerede olduğuna baktığımızda silikonun karbondan daha büyük olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Yani buradaki silikon karbon bağları normalde gördüğümüzden daha uzun. Bu da sterik engelin azaldığı anlamına geliyor. Silikon burada daha uzun olduğundan florür anyonu da silikona daha fazla sarılabilir. Bunun bir diğer sebebi de periyodik tabloda silikonun üçüncü periyotta yer alması. Yani silikonun boş d orbitalleri var. Bu durumda flor ve silikon arasında kurulacak bağı gösterebiliriz. İlk olarak florürün silikona hücum etmesiyle elde edeceğimiz ürünü çizelim. Elimizde molekülün bu kısmı var. Ayrıca ara ürün kısmında da oksijenimiz silikona bağlı. Şimdi de silikona bağlı flor atomunu çizebiliriz. Silikonumuz hala iki metil grubu ve 1 tert-bütil grubuyla bağ kurmuş durumda. Bu da silikonun formal yükünün eksi 1 olmasına sebep olur. Bunun biraz tuhaf göründüğünün farkındayım. Çünkü bu durumda silikonun 5 bağ olacağını söyleyebiliriz. Ancak silikonun periyodik tabloda bulunduğu yerden dolayı bu normal bir durum. Silikonun D orbitalleri olduğundan ara ürün kısmında 5 bağ kurması bir sorun teşkil etmiyor. Yani oktet kısmının genişletilmiş olması normal bir durum. Florür'ün silikona bu kadar iyi hücum edebilmesinin diğer bir sebebi de florla silikon arasında kurulan bağın oldukça güçlü olması. Bu oldukça güçlü bir tek bağ. Bu elektronları oksijene gönderip proton alarak ulaşmak istediğimiz bileşiği elde edebiliriz. Bu durumda hedef bileşiğimizin nasıl olacağını gösterelim. Alkolümüzü bu şekilde geri alabiliriz. Sağ tarafta bulunan molekülün bu kısmına da ekleme yapabiliriz. Florumuz da silikonla bağ kurmuş durumda. Koruyucu grubumuzu tepkimeden çıkararak hedef bileşiğimizi elde etmiş olduk. Böylece koruyucu grupların işlevini görmüş olduk. Koruyucu grup sayesinde molekülün belli bir kısmını koruyarak başka bir kısmının tepkimeye girmesini sağlayabiliriz. Ayrıca hedef molekülü elde etmek için koruyucu grubu çok kolay bir şekilde tepkimeden çıkarabiliriz.